enerjiye dayalı daha çok ithalatın önüne geçebilecek adımlar atılması vesaire. Bu konuda kimya sektörünün önemli çalışmaları var. Aslında 2019'da başlayan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının devamı olarak bu değerlendireceğiz. Bunun kimya sektöründeki yansımasını Adil Pelister konuğum olacak. Adil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bu kimya hamlesi detayları nedir? Yani kimya sektöründe size daha önce konuşmuştuk. Ne kadarlık bir ithalat var, ithalata dayalı diyeyim. Ve hani hangi özellikle ürünlerde, hangi maddelerde neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Türkiye kimya sektörü biz %70 oranında yurt dışına bağımlılığımız var. Cari açığı da maalesef bu yönde de katkımız oluyor. Bu katkının azaltılması için hem de stratejik kimyasal ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için özellikle bir hamle programının başlatılması gerektiğini kimya sektörü olarak biz öngörüyorduk. Bakanlığımız da zaten 5 tane ana stratejik sektörün içinde kimya sektörünü en üste yerleştirmişti. Uzun zamandır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı ile ilgili görüşmeler yapıyorduk. Biz İstanbul Kimya Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği olarak yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber 8 aydır yaptığımız çalışmayla bizim Türkiye kimya sektörünün yatırım öncelikli ürünler raporu hazırlamıştık. Burada 157 tane ürünümüz 50 milyon dolar ve üzerinde Türkiye'ye ithalatı yapılmakta ve bunların içinde özellikle 103 tanesi stratejik ürün olarak Türkiye'de üretilmesi gerektiğini biz bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımız Yatırım Ofisi'ne ve aynı zamanda bütün ilgili bütün bürokratlarımıza biz bu raporumuzu yollamıştık. Biz bununla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da yolladığımız bu raporla beraber hamle programının içinde olmak istediğimizi dile getirmiştik. Eksik olmasın bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını bitirdi ve hatırlarsanız Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir konuşmada teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını önümüzdeki aylarda kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım gibi sektörlerde yeni çağrılara çıkacağımızı müjdesini vermişti. Aşağı yukarı 2-3 aydır biz bunun zaten bekliyorduk bir an önce açıklanması. En son cumartesi günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Biz burada özellikle ülkemizin cari açığını daha aza indirtmek hem de stratejik ürünleri Türkiye'de üretilmesini sağlamak için hem de Avrupa Birliği'nde de olmayan 50 tane aşağı yukarı ürün var. 51 tane ürün var. Bu 51 tane ürünün de Türkiye'de üretilmesi için bununla ilgili bir çalışma yapıldı ve bu çağrıya şimdi çıkıldı. Buradaki çağrıya baktığımız zaman bizim firmalarımız eğer bu teknoloji odaklı sanayi hamlesinde eğer üretimleri gerçekleştirdiği zaman hem yatırımlarını daha kısa zamanda hayata geçirmiş olacaklar. KDV istisnası alacaklar. 10 yıla yakın bir sigorta desteği alacaklar. Yer tahsilini alacaklar. Aynı zamanda 50 yıla kadar da bedelsiz arsa tahsili sağlanacak. Buna benzer bazı önemli teşviklerle beraber bu ülkemize büyük bir fayda getireceğini öngörüyoruz. Adil Bey, böyle bir yol haritası, yani şimdi bunlar böyle dünden bugüne böyle yatırımlar tabii ki hemen olabilecek şeyler değil ama ne kadar vadede acaba sonuç alabiliriz sizce? Şimdi bir iki ay içinde tahmin ediyorum bakanlığımız ilgili detayları açıklayacaktır ve bu detaylar da yani çağrılar netleştikten sonra da artık yatırımcı bekleyeceğiz biz burada. Yatırımcılar da bu ilgili madde madde özellikle hangi ürünlerde yapılacağıyla ilgili çağrıların aşağı yukarı konu başlıkları belli. Örneğin mesela kimyada gliserin, asetik asit, klor, amonyak, potasyum hidroksit gibi ürünler var. Veyahut da eczacılıkta yani ilaçta özellikle koruyucu aşılar var, kök hücreler var, biyoteknolojik ilaçlar, vitaminler gibi konular var. Bunlar konu başlıkları belli olmuş artık. Belli olmuş olacak. Zaten belli de yatırım şekillerini ve teşviklerin net olarak daha altı çizilmiş olacak. Yatırımcı firmalarımız bu konularda bakanlığımıza müracaat edecek ve bunlarla ilgili öncelikleri alacaklar ve teşviklerini buna göre alacaklar. Dolayısıyla bu
yatırımcının yapacağı işe hızlıyla paralel devam edecek. Kimi ürünlerde belki 1 yılla 3 yıl arasında hayata geçecektir. Kimi ürünlerde, petrokimya ürünlerinde mesela 3 yılla 6-7 yıl arasında hayata geçirecektir. Yani ürünün şeyine bağlı, ne derler, özelliğine ve yatırım miktarına, teknolojisine ve finansal durumuna bağlı olaraktan değişecek. Bunu biz yani 1 yılla 7 yıl arasında ürün bazında değişeceğini öngörebiliriz. Evet, 1 yılla 7 yıl arasında dediniz. Oldukça önemli. Bir de son olarak tabii ki büyüme rakamlarının değerlendirmesini rica edeceğim sizden. Kimyasal sektörü büyümeye ne kadarlık bir katkı sağladı? Rakamları nasıl karşıladınız? Vallahi rakamlar, özellikle 1.8'lik bir ülke bazındaki büyümeyi biz çok olumlu karşıladık. Çünkü zaten bir pandemi döneminden geçiyorum. Biz Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra Türkiye olarak biz ikinci büyük bir büyümeyi gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla bu çok önemli. Çünkü pandemi döneminde özellikle büyümenin gerçekleşmesi çok önemli. Zamanında atılan adımların meyvesini almış oluyoruz. Yani kötünün iyisini yapmış olduk. Tahmin ediyorum bu aydan sonra, aslında Ocak ayında bunu biz görüyoruz. Bu büyümelerimiz her geçen ay daha iyi, pozitif anlamda daha iyiye giderek de büyüme rakamlarımız gerçekleşecek. Bizim bu büyüme rakamlarımızın sanayideki gerçekleşecek oranlarına çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bunun artacak bir şekilde artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Adil Pelister, çok çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. İKMİK Başkanı bizlerleydi efendim ve hemen